Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya-i uzam ve Resul-i Kiram hazaratımızın huzuru devletlerinde bulunduğumuz Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zatihil bari Efendimiz Hazretlerinin bil cümle ehlullah, ricalullah ve şühedanın müfessir, müştehit ve muhaddislerimizin, hocalarımızın, üstazlarımızın, üzerimizde hakları bulunanların, cümle siz kardeşlerimizin, âbâ-u ecdâd, akrabâ-u tâlikat ve üzerimizde hakları bulunanların ervahı için, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Allah'ım razı olsun. Rabbin alemine rahmet. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya mu'in. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قال موسى ما جئتم به السحر اِنَّ اللّٰهَ سَيُبُوْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِهُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد ol menba-i bağ-ı belagat ol andelib-i gülü zâri fesahat ve ol mahzen-i fadl-i saadet Muhammed Mustafa ra salavat Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammedin ve Adem ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا Sadakallahu l-Azim. Ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna. Ve mevlana
mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak ve Rabbül felek hasretleri cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medet-u inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat-ı Rabbaniyesine mazhar buyursun. Dersimizin, sohbetimizin bereketini, feyzini ihsan ederek muktezasıyla, mucebiyle amel etmeyi de Rabbim cümlemize nasibi müyesser buyursun. Ziyaretini eda ettiğimiz Hazreti Halid ibn Zeyd radıyallahu anh zatıyla Tar Efendimizin ve diğer ziyaretlerini yaptığımız uzaktan yakından gelip halis niyetlerle dualarımızı Rabbim ziyaretlerimizi dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul buyurup bu mübarek zevat-ı aliyenin şefaatlerine Rabbim cümlemizi mazhar buyursun. Pek aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, geçen hafta, ondan evvelki haftada şefaat-i peygamberiyeden, Allah'ın Resulüne itaattan, ona dair bazı hususlara dilimiz döndüğü kadar temas etmeye çalıştık. Geçen hafta dersimize başlarken bir bölümünde Allah'ın rızası üzerinde dururken Hazreti Hıdır'dan, Hızır Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Şimdi de hatırıma geldi. Hızır Aleyhisselam olduğu rivayet edilen müfessirlerimiz tarafından okuduğum Keyf suresindeki o mübarek zat ile Hazreti Musa salavatullahi aleyhi ve ala nebiyyina Efendimiz Hazretleri arasında ceryan eden ve bizim de öğrenmemiz gereken, ders almamız icap eden hususlarla ilgili ayetleri okuyayım ve sohbetimiz Hızır Aleyhisselam'la ilgili ve onların Allah için, Allah'ın rızası için nasıl çalıştıklarını, onlar nasıl Mevlalarına döndüklerini, yeryüzündeki insanlığın mutluluğu, saadeti, selameti, huzuru için nasıl yalvarıp yakardıklarını da öğrenmiş olalım. Cenab-ı Hak onların da şefaatine mazhar buyursun. Hızır'ın muavenetine, iltifatına bizleri de mazhar ederek her an onu yanımızda bulmayı, hayatımızın her safhasında onunla beraber olmayı, ölürken beraber olmayı, öldükten sonra da cennette de onlarla beraber olmayı Rabbim cümlemize nasibi müyesser buyursun. Şüphesiz bu ikide bir inkıtağa uğruyor ama neden oluyor bilemiyorum. Makine. Bizim şüphesiz Hızır'ımız, her şeyimiz Resulullah'ımız. Ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin varisleri. Onun sünnetini devam ettirenler. Bizim mürşitlerimiz, üstazlarımız, bizim Hızırlarımız. Onlar da ayrıca Hazreti Allah bir lütf olarak, ihsan olarak bu ümmet-i merhumeye Allah'ımız Celle Celaluhu onları dua ehli olarak vazifelendirmiş Rabbimiz. Binaenaleyh bu şuur ve idrak ile vazifesini bilen, Allah ve Resul'e
itaatta kusur etmeyen kulların zümresine bizleri ilhak ve ithal buyursun. Yalnız bu küçüklere annelerinin, babalarının sahip olmasın, cami içinde huzuru bozacak vaziyette bulunmamalarını temin etmelerini rica edeceğim. Şimdi burada yarım saat, bir saat sohbet edeceğiz. Onlar da sohbet dinlemeye geldiler ama çocuğu gürültüleriyle uğraşırken huzurunuz kaçarsa olmaz tabii. Evet, telefonlarınızı da lütfen tekrar kontrol edin. Ayakkabılarınıza da sahip çıkın. Eşyanıza. Hanımefendiler, kardeşlerimiz de namazı eda etmeden camiden de ayrılmayalım. Namazı eda ettikten sonra geçmiş sohbetlerimde söylediğim gibi hanımefendi kardeşlerimiz ziyaretlerini yapanlar, yapacak olanlar huzur içerisinde izdihama, dikkati çekecek vaziyete sebebiyet vermeden diğer ziyaretlere, diğer gideceğimiz yerlere namazdan sonra usulü ve adabı veçiyle ayrılmalarını da hepinizden ayrı ayrı rica ediyorum. Evet aziz ve muhterem din kardeşlerim, aziz ihvan ve ahavatım, okuduğum ayetler Kehf suresinin 60, 61 ve onu takip eden ayetler ki onları da okumaya çalışacağım. Sure-i Kehf, Kehf suresi mağara demektir. Kehf, Eshab-ı Kehf de o mağarada yatanlar, o mağarada bulunan cemaat manasına. Eshab-ı Kehf'i hep bilirsiniz. Efendim, Tarsus'ta, o dağda, o mağarada ziyaret edenleriniz vardır. Eshab-ı Kehf. Bir de Eshab-ı Rakim var. İnne Eshab-el Kehf'i ver Rakim ayetiyle Allah'ımızın bildirdiği. Eshab-ı Rakim, o da bir cemaat. Veya Eshab-ı Kehf'in isimlerinin bulunduğu bir levhanın manasını da ifade eden rakim kelimesi veya Efendimizin haber verdiği yağmurlu bir günde efendim zamanın gaddar ve zalim hükümdarın şerrinden hicrete mecbur olan üç genç manasına, üç gencin efendim ayrılarak onlar da bir mağaraya sığınarak önlerini taşın kapatmasıyla içeride kaldıklarını Efendimizin haber verdiği Eshab-ı Rakim, onlar olduğu da rivayet edilir. Onlardan bahsediyor. Binaenaleyh başka kıssalar da var Sure-i Kehf'te. Hazreti Allah Celle Celaluhu cennet ehliyle cehennem ehli iki gencin bir örneğini, kıssasını da anlatıyor aynı surede. Başka mevzular da var, darb-ı meseller var bu mübarek sure iciliyle de. Bir de şimdi bahsedeceğimiz Hazreti Musa ile Allah'ın halis ve kendine tarafından ledünni, tarafından hususi ilim öğrettiği, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, diğer peygamberlere belki Allah'ımızın bildirmediklerini kendisine bildirdiği bir kulundan Hazreti Musa ile aralarındaki hadiseyi anlatan kıssa bu mübarek sure-i celile de. Zülkarneyn, o mübarek zat ile alakalı kıssayı, hadiseyi bu mübarek sure-i celile de Allah'ımız beyan etmektedir. Kaç çeşit kıssa var bu mübarek sure-i celile de. Sure-i Kehf hatırınızda kalsın. Şimdi okuduğum ayetler Sure-i Kehf'in 60. ayetinden
60. ayetinden ta 82. ayetine kadar Hazreti Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam kıssasını, vakasını peygamberimize gaipten haber veren Hazreti Allah. Asırlar önce cereyan etmiş bir vakayı peygamberimize bu ayetlerle Cenab-ı Hak bildiriyor, vahyediyor. Buna gaipten haber denir. Cenab-ı Hak peygamberine bildiriyor vahiy yoluyla. Bu tarihte yok. Bir başka kitaplarda, yazılı bir yerlerde bulamazsınız. O tarihe kadar Kur'an-ı Kerim'le peygamberimize Cenab-ı Hak vahiy buyuruncaya kadar hiç bilen yok. Böyle bir yerde kaydı kuydu geçmiş yok. Efendimize Cenab-ı Hak vahiy ile haber veriyor. Bakalım ne buyuruyor. Hazreti Musa bir bayram günü Filistin'de yardımcısı Yuşa aleyhisselam, ki İstanbul'da olduğu rivayet ediliyor, işte ziyaretler yapılıyor. Hazreti Musa'nın irtihalinden sonra bu tarafa gelen bir zat-ı şerif. Onun zamanında hem peygamber ve hem yakini efendim, o da bulunuyor. Büyük bir cemaat, muazzam bir kalabalığa, halka hitap ediyor Hazreti Musa. Gözlerden yaşlar akıyor. Çok muazzam bir cezbe cereyan ediyor. O arada biri Hazreti Musa'ya soruyor. Diyor ki, ya Musa, senden daha alim, acaba yeryüzünde kimse var mıdır? Bilmem ki diyerek içinden Hazreti Musa'nın böyle bir şey geçiyor. Bütün kalplerde ve gönüllerden geçenleri bilen Hazreti Allah. Onun üzerine Mevlamız Hazreti Musa'ya şimdi okuduğu, okuyacağım ve devam edeceğim ayetlerde göreceksiniz. Hazreti Musa'ya Hazreti Allah vahiy buyuruyor. Vahiy buyurduğunu da ayetle peygamberimize Cenab-ı Hak haber veriyor. Şüphe eden kafir olur. Dinden, imandan çıkar. Çünkü Allah'ımız kat'i şekilde Hazreti Musa'nın bu vakasını peygamberimize haber veriyor. Şimdi nasıl haber veriyor? Hep beraber dinleyelim. Ve kendimize düşen vazifeleri de anlayalım. Cenab-ı Hak ve iz kâle Musa li fetâ Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Zikret o vakti demek. Anlat ümmetine. İşte anlatılıyor, biz de şimdi dinliyoruz. Öyle mi? Bugünden sonra da anlatılacak. Yarın, öbür gün, kıyamet sabahına kadar hiç durmadan anlatılacak. Öğrenilecek. Ayetler okunuyor, hafızlar okunuyor, Kur'an-ı Kerimler hatmediliyor. Bu devamlı anlatılıyor. Devamlı okunuyor her an, her saniye. Yeryüzünde şu anda Kur'an-ı Kerim yeryüzünde şu saniyede binlerce, on binlerce Kur'an-ı Kerim hatmi tamamlanıyor. Allah kabul buyursun. Yani hangi birisinin duasını yapalım? Hani bir hanım kardeşimiz orada illa hatim yaptım, yarısına geldim, şu kadarını okudum, dualarını yapın falan. Şimdi o hepsi için merasime zamanımız yok, anlatacağız. Şu anda binler, yüz binlerce Hazreti Kur'an hatmediliyor. Hiç durmadan gece gündüz okunuyor. Kıyamet sabahına kadar da okunmaya devam edecek. Ne büyük mucize. Cenab-ı Hak okuyanlarımızın okuduklarını dergahında kabul buyursun. Muratlarını ihsan eylesin Hazreti Allah. Şimdi Cenab-ı Peygamberimize Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed anlat şu vakti ki Musa yakınına, genç bir dostuna Allah'ımız ona şöyle buyurmuş. Tabi burada metin öz olarak anlatılıyor. Tafsilatı çok. Ben bunun tafsilatına girecek olursam günler, aylar sürer.
Binaenaleyh Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya, ya Musa, senden senin bilmediklerini de bilen, şu anda yaşayan, yeryüzünde kullarım olup olmadığını öğreneceksin. En yakın bir dostunu, bir gencini kendine yardımcı olarak yanına al. Ve öyle bir kulum var ki senin bilmediklerini bilmektedir. Yani bir peygamberin bildikleri vardır, bilmedikleri vardır. Allah'ın bildirdiği kadar bilir. O peygambere şeriat sahibi olduğu halde, büyük peygamber olduğu halde Cenab-ı Hak kadirdir ki kendinden makam itibariyle daha küçük olan birisinden ona bazı şeyler de öğretir Hazreti Allah. Öğretir mi? Öğretir. Süleyman Aleyhisselam insü cinne, öyle mi? Hakim. İnsü cin emrinde, rüzgar emrinde, dağlar, efendim, kuşlar, babası Davud Aleyhisselam okurken ona eşlik ediyorlar, onu dinliyorlar. Hazreti Süleyman Aleyhisselam böyle bir saltanatın ayrıca babası gibi sahip. Öyleyken Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncadan ders alıyor. Karıncadan. Karıncanın ondan büyük olması lazım gelir mi? Hayır, asla. Haşa. Evet, karınca ile konuşuyor da onu hayret ediyor onun haline Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Ya Resulallah diyor. Ya Resulallah. Biz yalvarıyoruz ama senin hürmetine yalvarıyoruz diyor. Allah'ım şu kulunun, şu sevgilinin hürmetine duamızı kabul et diye biz seni vasıta kılarak yalvarıyoruz diyor. Ama karıncadan öğrendikleri var. Şimdi oraya da girmiyor. Yani demek ki Hazreti Musa da salavatullahi aleyh bilmedikleri var. Onu öğrenecek. Allah öğretecek. Kadiri mutlak olan Allah. Yanına böyle bir arkadaşını, dostunu, yardımcını al. Bir de balık kızartın diyor Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya. Balığı kızartın, pişirin. Onu da sepetinize, heybenize koyun ve onu da yanınıza alarak size vahyettiğim istikamete doğru yola çıkın. Aradığın ve senden daha alim olan o kulumu bulacaksın. Nerede bulacaksın? O balık sana nerede olduğunu anlatacak. O kulumun, o pişmiş balık anlatacak. O bir alamet olacak. Evet, o bir gösterici olacak. O size o kulumun nerede olduğunu yeri gelince, zamanı gelince söyleyecek. Siz yola çıkın. Şimdi Cenab-ı Hak şu ayetinde işte bunu anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'e Cenab-ı Hak anlat şu vakti ümmetine. De ki İzkale Musa lifetahu, Musa kulumuz genç yardımcısına demişti ki la ebrahu hatta ebluga mecma'al bahreyn ev emdiye hukuba. Hadi hazırlığını yap. Yola çıkıyoruz, sefere çıkıyoruz. Allah'ın emriyle Allah'ın abid zahid bir kulunu bulacağız. Yanına aldığı yardımcısına dedi ki yorulmadan, usanmadan gidebildiğimiz kadar iki denizin kavuştuğu yere varıncaya kadar yürüyüp gideceğiz. Veya ömür boyu onu buluncaya kadar yürüyüp yolumuza devam edeceğiz. Hazırlığını yap dedi. Buyuruyor Cenab-ı Hak. O da hazırlığını yaptı. Balığı pişirdi. Yiyeceklerini yanına aldılar. İki denizin kavuştuğu yer, iki denizin birleştiği yer. Neresi o? İşte bakın bu Mulak. Mecma'al Bahreyn. İki denizin mecma'ı, kavuştuğu, birleştiği yer. Neresi acaba? İki birleşti. Filistin'den çıkıyorlar. Kudüs-ü Şerif o bölgeden. İki denizin birleştiği yer neresi acaba? Neresi olabilir?
Nil Nehri'nin denize aktığı yer olabilir. Veya Üsküdar'la efendim beri tarafta Üsküdar'la Sirkeci'nin şu boğazın Karadeniz'le Marmara'nın birleştiği yer olabilir. Hazar Denizi ile Karadeniz'in birleştiği, birbirine yakın olduğu yer olabilir. Bak, hepsi bunları muhtemel. İki denizin birbirine yanaştığı, yaklaştığı yere doğru yola çıkın. Çıktılar. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Çıktılar. Felemma belaga mecma'a beynihima. O iki denizin kavuştuğu yere geldiler. 61. ayet. Keyif suresi. 61. ayet. İkisi beraber yola çıktılar. Devam. Uzun bir yolculuk. Ne kadar sürdü? Ne kadar devam etti? Nihayet iki denizin birleştiği yere geldiler ve tabii dinlenmek icap etti. Dinlenmek icap etti. Hazreti Musa kenara çekildi. Yardımcısı da beri tarafta. Hazreti Musa istirahat ederken tabii biraz kendinden geçti. Uyudu, istirahatını yaptı. Diğeri de efendim orada onu beklerken uyanık halde sepeti de yanında, heybesi yanında, içinde kızartılmış balık, o da orada. O orada seyrederken, Allah'ı zikrederken birdenbire balık kızarmış, pişmiş balık heybesinden fırlayıverdi. Canlanarak fırladı ve denize atladı. İki denizin birleştiği yerdeler ya, denize atladı ve balık gayet seri bir şekilde gözden kaybolup bir deliğe kenarda girdi. Şimdi ayeti okuyalım. Nesiya hutehuma fettehaze sebilehu fil bahri seraba. Hazreti Musa uyandı, istirahatını yapmışlar. Hadi yolumuza devam edelim dediler, buyurdular. Hay hay efendim dedi. Fakat o balığın fırlayıp denize gittiğini Allah unutturdu veya unuttu o zat. Hiç hatırından çıktı. Ve ikisi de unuttular diyor Cenab-ı Hak. Balığın, hut balık dem. Her ikisi yiyecekleri olan balığın canlanıp denize gidişini veya balığı oturup yiyelim demeyi Hazreti Allah unutturdu her ikisine de. Unutturunca fettehaze sebilehu fil bahri sereba. Halbuki o balık denizde yolunu almış bir deliğe de girmişti. Buyuruyor Allah'ımız. Demek balık, ama sakın tereddüt etmeyin, pişmiş balık dirilir mi? Allah Allah. Pişmiş değilken, o balık yokken o balığı halk eden kim? Hazreti Allah. Öyleyse piştikten sonra onu diriltecek olan da o. Öyle değil mi? Çürümüş efendim tohumları toprağın altında tekrar canlandırarak yukarı doğru filiz verdiren kim? O. Öyleyse biz öldükten sonra da çürümüş kemiklerimizi, paramparça toz toprak olmuş vücutlarımızı diriltecek olan da o. O kadar kolay. Bunda tereddüt edilecek, şüphe edilecek bir şey yok. Felemma, üçüncü ayete geliyorum. Felemma caveza kâle li fetâhu âtina gadâena lekad lekînâ min seferina hâzâ nasaba. Orayı geçtiler, kalktılar. İstirahat ettiği o denizin kavuştuğu yerde Hazreti Musa ve arkadaşı istirahatlarından sonra buyuruyor Cenab-ı Hak, kalktılar, orayı tecavüz edip yola devam ettiler. Hayli ilerledikten sonra Hazreti Musa dedi ki, buyuruyor Cenab-ı Hak, ayet sarih. Kale li fetahu, arkadaşına gence dedi ki, atina gadaena, şu kuşluk yemeğimizi getir bakalım, yiyelim. Ya Yuşa,
Getir bakalım. Lekat lekina min seferina haza nesaba. Bu yolculukta hayli yorulmuşuz. Hayli bize sıkıntılar isabet etti. Baksana yorulduk. Karnımız da iyice acıkmış. Hani hazırladığımız balık, pişmiş balık yemeğimiz var ya, şunu getir de yiyelim dedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Hah, öyle deyince kal. Eraeyte iz eveyna ile sahreti fe inni nesitul hud ve ma ensanihu ille şeytan en eskura ve tehaze sebilehu fil bahri acaba. Arkadaşı sepeti gıda torbasını taşıyan yardımcısı dedi ki, aa sen görmedin mi onu? Biz dedi hani o taşın üzerinde istirahat için denizin kenarında istirahat için çekilmiştik ya. Evet, işte o zaman o balığı ben unuttum. Unuttum ben onu. Bana unutturan da onu şeytandır diyor arkadaşı. Ben onu unuttum. Halbuki siz istirahat ederken o birdenbire canlandı. Vettehaze sebilehu fil bahri acaba. Acayip bir şekilde denizin içine düştü, kaybolup yüzerek gözden nihan oldu gitti. Ben sana bunu anlatacaktım, unuttum, beni bağışla diyor. O balık diyor orada canlanıp denize atladı gitti efendim diyor. Ha öyle mi diyor. Evet efendim öyle oldu deyince kale zalike ma künna neb. Tamam, aradığımız yer orası. Allah'ımız buyuruyor yani. Kaçıncı ayete geldik? 64. ayet. Kale Hazreti Musa dedi ki zalike, işte o. İşte orası. Ma künna neb. Aradığımız yer orası. Allah'ımızın buyurduğu yer orası. Hani bize balık yol gösterecek diye Allah'ımız balığınızı, pişmiş balığınızı alın. O size o kulumun nerede olduğunu anlatacak. Balık denize atladığı yer işte aranan ve karşılaşacağı Allah'ın öteki kulu oradaymış. Tabii bunlar orayı hayli geçmişler. Kaç kilometre ilerledilerse dedi ki Hazreti Musa arkadaşına fertedda ala asarihima kasasa. Hadi dön bakalım, dönün bakalım. Döndüler ikisi birden. Aynı geldikleri yola, istirahat ettikleri denizin birleştiği yere gerisi geriye döndüler. Hemen döndüler. Hazreti Musa durumu ondan öğrenir öğrenmez olduğu yerden geri döndüler buyuruyor Hazreti Allah'ımız Celle Celaluhu. Geriye geldiler. Bakalım nasıl karşılaşacaklar? Nasıl buluşacaklar? Adres yok. Adres yok. Tekrar geldiler istirahat buyurduğu denizin, iki denizin kavuştuğu yere. Feveceda abden min ibadina ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledunna ilma. Sadakallahul azim. Kaçıncı ayet? 65. ayete geldik. Ve gelince her ikisi birden buyuruyor Cenab-ı Hak. Tam istirahat ettikleri yere geldi, baktılar. Böyle elbisesine bürünmüş, üzerine cübbesini, örtüsünü örtmüş, gizli Allah'ı zikreden öyle bir zatı buldular diyor Hazreti Allah. Evet, ceda. İkisi birden buldular. Abden min ibadina. Kullarımızdan hususi bir kulu. Kim o? İşte bu abid kimdir? Bunun üzerinde müfessirler, büyüklerimiz, ta Resulullah'ımızdan beri gelen rivayetlerde Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam zamanından beri yaşayan. Biz öyle inanırız, kıyamete kadar da yaşayacak olanlardan. Allah kadiri mutlak. Kıyamete kadar ömür verdikleri yok mu? Amenna. Geçen hafta söyledik değil mi? Bir numaralı düşmanı kafir, la'in, racim, şeytana Hızır Aleyhisselam'dan daha fazla ömür vermiş. İnsanlıktan önce de yaşıyordu şeytan. Kıyamete kadar da yaşayacak. Peki baş düşmanına Allah bu kadar ömür verir de sevgili kullarına niye vermesin?
Niye vermez? Hayır efendim, hepsi ölmüştür, yaşayan yoktur diye böyle direnmenin, iddia etmenin manası nedir? Hiçbir şey ifade etmez. Binaenaleyh kadirdir Hazreti Allah. Hazreti İsa'yı melekiyet sıfatıyla yaşatıyor Cenab-ı Hak. Ahir zamanda yeryüzüne ineceğine biz inanırız, iman ederiz. Ama Hristiyanların inançları başkadır. Onların inancına, efendim, onların söyleyişine bizim inancımız muvafık gibi denk geliyor demek Hristiyanları tasvip etmek manasına haşa değildir ki. Onlar Hazreti İsa'nın geleceğini başka manada anlıyorlar. Öyle mi? Onlar Allah'ın oğludur diye inanıyorlar. Efendim işte Hazreti Muhammed peygamber değildir. İşte Allah'ın oğlu Hazreti İsa peygamberdir. O, bunlar küfürdür, bunlar şirktir. Bizim böyle bir inancımız yok. Bizim inancımız Hazreti İsa öldürülmemiştir, katledilmemiştir, semaya refedilmiştir. Kadiri mutlak olan Allah. Ya kadir değil mi öyle? Kulunu semaya çekip melekiyet sıfatıyla yaşatmaya kadir değil mi? Cevap verelim. Amenna, kadir. Öyle yaşatıyor. Ahir zamanda da Efendimizin bir ümmeti olarak yeryüzüne inecek. Peygamber olarak değil. Peygamber olarak değil. Peygamberimizin bir ümmeti olarak nasıl ineceğini, keyfiyetini de Allah'ımız bilir. Nüzulünün keyfiyetini Allah'ımız bilir. Biz inanır, iman ederiz. Şimdi biz böyle inandık diye Hristiyanlara benzeme veya Hristiyanların söylediğini söylemek manasına gelmez. Onların inancı ayrıdır. Biz insan öldürmesinin büyük günah olduğunu söylüyor ve inanıyoruz, değil mi? Dinimiz yasaklamış. Hristiyanlar da günah olduğunu söylüyor, orada birleşiyoruz. Öyle değil mi? Bazı şeylerde birleştiğimiz yerler olabilir. O birleşmek demek onları tasvip ediyor manasına değildir. Binaenaleyh Hazreti Hızır Aleyhisselam da yaşıyor. Allah ömür vermiş. Ömür verdikten sonra onun iradesine kim karşı çıkabilir? Niye şüphe ediyorsun? İşte vermiş. Bir kullarımızdan bir kulumuza geldiler, ulaştılar, buldular diyor Hazreti Allah. İşte bu buldukları, rastladıkları kul kimmiş efendiler? Hızır Aleyhisselam. Hıdır. İsmi Hıdır. O da abid, zahid, kendisi bir devlet reisinin oğlu. Onu kendisine halife yapmak istemiş. Benden sonra sen sevk ve idareyi al. Hayır demiş, ben Allah'ıma ibadeti tercih ediyorum. Ben böyle şeylerle uğraşamam demiş. Kaçmış. Nereye kaçmış? Allah'a ibadete kaçmış. Zikre kaçmış. Efendim dünya işlerinden, yani siyasi işlerden ibadete, zikre, Allah'a döndüğü için Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar ömür vermiş Hazreti Allah. Kadirdir, aramızda yaşıyor. Geliyor gidiyor. Dua ehli. Dua ediyor ümmeti Muhammed'e. Zaten Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Ya Rabbi ne olur Allah'ım, beni Muhammed ümmetinin o ümmete kavuştur beni Allah'ım diye yalvarmış. Hazreti Hızır şimdi peygamberimizin bir ümmeti olarak onun ümmetleri arasında yaşıyor. Hazreti İsa'nın ilticası da böyle. Efendimizin Allah indindeki büyüklüğünü, faziletini, azametini ifade ediyor. Şimdi Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ı arkadaşıyla beraber orada buldular ki ateynahu rahmeten min indina, biz tarafımızdan o kulumuza bir rahmet, peygamberlik veya başka rütbeler, hikmetler, inayetler, hidayetler vermiştik. Ve allemnahu min ledunna ilma, tarafımızdan da ona, peygamberlerime bildirmediğim ilimleri ona bildirmiştim. Öyle bir kulum o diyor. Allah'ımız öyle bir kulumu buldular. Onun yanından geçerken tabii Hazreti Musa kardeşiyle böyle örtünmüş, kendini gizlemiş, öyle oturuyor. Selamun aleyküm diyor
Hazreti Musa. Hani biri oturuyor, selam kim? O da hemen örtüsünün altından ve aleykümüsselam ya Musa. Allah Allah. Ey Musa, aleykümüsselam. Ey Beni İsrail peygamberi. Ey Beni İsrail'e peygamber olarak gönderilen Musa. Ve aleykümüsselam deyince Hazreti Musa sarsılıyor. Siz diyor benim kim olduğumu nereden biliyorsunuz? Biz sizinle hiç tanışmıyoruz. Biz sizi hiç görüşmedik seninle şimdiye kadar. Sen benim Beni İsrail'in peygamberi Musa olduğumu nereden anladın diyor. O kul da diyor ki fevecedâ abden min ibadina. O kul kim o? Hızır aleyhisselam. O da cevaben diyor ki sana burayı kim öğrettiyse buraya gelmeni, senin kim olduğunu da bana o öğretti diyor. Cümlemi anladınız mı? Efendim? Hani sana buraya al, heybeni al, balık nerede denize fırlarsa aradığın oradadır senin diye sen burayı kimden öğrendin? Kim anlattı sana buraya gelmeni? İşte benim, bana da senin kim olduğunu o öğretti diyor. Ne kadar veciz. Yani Allah Celle Celaluhu. Tamam, aradığını bulduğunu anladı Hazreti Musa. Evet dedi, benim aradığım sensin. Artık orada cera macera. Aralarında geçenler, konuşulanlar, olanlar, bitenler, neler neler cereyan ettiğini onu kitaplara sığdıramayız. Sığdıramayız. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssaları da çoktur. Ona Allah, o Hızır'a, Hazreti Musa'ya verdiği ilmin dışında başka ilim vermiş. İki çeşit ilim var. İlmi zahir, ilmi batın. Batını ilimler vardır. Zahiri ilimler vardır. Hazreti Hızır'a öğrettiği ilimleri Hazreti Musa'ya bildirmemiş olur Cenab-ı Hak. Hazreti Musa'nın bildiği nice ilimleri Hızır Aleyhisselam bilmez. O Allahu Zülcelal'in iradesinde bir keyfiyettir. Nitekim bir gün Hazreti Hızır'la artık beraber oldular Musa Aleyhisselam. Bir gün denizin kenarında yine ikisi otururken bir kuş kanatlarını çırparak uçarak denize pike yapıyor, iniyor, gagası ile oradan bir miktar su alıyor. Aldıktan sonra havalanıyor. Ve gagasındaki suyu kanatlarına, vücuduna böyle etrafa serpiştiriyor. Bir şarka uçuyor, bir garba, bir cönübe, bir şimale uçarak, serpiştirerek o bir damla suyu ve kendilerine doğru dönerek öyle bir sayha, öyle bir sesler çıkarıyor ki Hazreti Musa anlamıyor onun konuşmasını. Süleyman Aleyhisselam anlardı ama Hazreti Musa anlamıyordu. Allah anlatırsa anlardı şüphesiz. Ama Hızır Aleyhisselam kuşun konuşmasını biliyordu. Gayet güzel anlıyordu. Hazreti Musa sordu Hızır'a. Dedi ki bu kuş ne söylüyor? Bize doğru geliyor, bir şeyler anlatıyor. Feryat ediyor. Ne anlatıyor? Ne mi anlatıyor diyor. Şunu anlatıyor bize. Dedi ki diyor, ey peygamberler, ey insanlar, işte ben denize daldım, bir gagamla damla su aldım. Yani Allah'ın ilim deryasından, ilim deryasından bir damla aldım ve onu bütün kainata sağa sola serpiştiriyorum. İşte sizin aldığınız ilim, sizin öğrendikleriniz bilgiler Allah'ın ilmi yanında böyle bir damladan ibarettir diyor dedi bize, onu anlatıyor dedi. Allah Allah, Allahu Ekber. Hazreti Musa'ya, Hazreti Hızır'a Allah'ımız elbette ona nübüvvet vermiş, Hazreti Hızır'a da tarafından ilim ihsan etmiş. Ledünni ilim, batini ilimler vermiş. Hazreti Musa bakalım
konuşmalarında, arkadaşlıklarında Hazreti Hızır'la neler oluyor, neler cereyan ediyor? Dedi ki: "Kale lehu Musa, hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşta." Dedi: "Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, Allah'ın kulu. Ben sana Allah'ın öğrettiklerinden," dikkat edin. Ayet kaçıncı ayet? 66. ayet. Hazreti Musa söylüyor okula, Hazreti Hızır'a. "Allah'ın bana öğretmediklerinden, sana öğrettiklerinden, sen de sana öğretilenlerden öğretmekliğin şartıyla sana tabi olabilir miyim? Sana talebe olabilir miyim?" diyor Hazreti Musa peygamber. Yani ilim öğrenmenin hudutu ve sınırı yok, tevazuyu da gösteriyor. Bize de bir ders veriyor burada. Sakın öyle "ben her şeyi biliyorum" diye böbürlenme. Hazreti Musa en büyük peygamberlerden bir peygamber. Öyle mi efendiler? Hazreti Musa kitap sahibi. Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi zikredilen peygamber. Hadiseleri anlatılan peygamber. Şimdi diyor ki Allah'ın kuluna, tevazuya bakın, ilim öğrenmek için, "ben sana tabi olacağım, senin emrine gireceğim ama Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da bir miktar öğretmeni rica ediyor. İstirham ediyorum" diyor, rica ediyor Hazreti Musa. Bakalım Hazreti Hızır ne cevap verdi. Demek ki hiçbir zaman ilminize ne yapmayacaksınız? Mağrur olmayacaksınız. Saltanatınıza, makamınıza mağrur olursan Hazreti Süleyman'ı gözünün önüne götür. Onun saltanatına ulaşamazsın hiçbir zaman. Değil mi? Efendim, ilimde çok biliyorum diye böbürlenme. Karıncadan ders almak mecburiyetinde kalırsın. Hazreti Musa, Hazreti İsa, diğer peygamberler bunların örnekleriyle dolu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncaya diyor ki, karıncalar ordusu ile karşılaşınca, ki onunla ilgili müstakil bir sure var. Sure-i Neml. Karıncadan bahseden sure-i Cil'e. Hazreti Süleyman ordusuyla giderken ta kilometrelerde ileride karıncalar ordusunu görüyor. Karıncanın komutanı diyor ki, "Süleyman'ın ordusu geliyor. Herkes savulsun sağa sola. Mevzilensin, kendini korusun. Onun askerleri bizi çiğnemesin" diyor. Hazreti Süleyman da onun söylediğini kilometrelerce mesafeden duyuyor. Kur'an-ı Kerim'le sabit. Sure-i Neml'de. Ve karıncayla konuşuyor da karıncaya diyor ki Süleyman Aleyhisselam, "Fekale leha Süleyman Aleyhisselam, izni, ey izini, izini," müennes olduğu anlaşılıyor karıncanın. "Ey karınca," diyor komutanlarına, en büyük karıncalar, "bana vaaz-ı nasihat eder misin?" diyor. "Bana vaaz-ı nasihat et," diyor. Kim söylüyor bunu efendiler? Süleyman Aleyhisselam. Allahu Ekber. Öyleyse hiçbir zaman bilgine, makamına mağrur olma. Böyle mütevazi ol. Aşağıda ol. Yükselmek istiyorsan mütevazi ol. Ama üstazım Süleyman Efendi Hazretleri kaddesallahu sirrahul aziz, "evladım, kürsüden çıkıp biz sizlere vaaz ediyoruz, nasihat ediyoruz." Yani kürsüye çıkmakla kürsüye çıkan cemaattan, cemaat içindeki herkesten daha yüksek makamda, mevkide demek değildir. "Ben size sesimi duyurmak için buraya çıkıyorum" demektir. Çünkü buraya çıkıyorum, siz beni göresiniz, rahat ben de sizi göreyim. Ama içinizde o kürsüde olandan daha faziletçe yüksek olanlar olabilir. Hiçbir zaman o kürsüye çıkmakla "ben herkesten daha yükseğim, herkesten daha faziletliyim" diye sakın böyle bir aldanışın içine düşmeyesiniz buyururlardı. İşte Hazreti Süleyman karıncaya diyor ki "bana vaaz-ı nasihat et." O da diyor ki "peki sana sorayım,
Allah senin babana Davut ismini niye verdi diyor. Karınca Hazreti Davut, Süleyman Aleyhisselam. Senin babanın ismi Davut mu diyor. Evet. Niçin o ismi verdi diyor Cenab-ı Hak, bana söyle. Diyor ki la bilmiyorum diyor. Hiç şimdiye kadar düşünmedim. Aklıma da gelmedi bu ismi Rabbim niye babama verdi. Heh, onu ben söyleyeyim sana diyor. Davut demek diyor. لِاَنَّهُ دَاوَا جَرَاهَةَ قَلْبِ Gönül yaralarını tedavi manasınadır diyor. Kalp yaralarını, kalpteki hastalıkları tedavi eden demektir Davut. Babana onun için o ismi verdi. Peygamberler gönülleri tamir için gelmiştir. Mürşitler gönül tamircileridir onlar. Gönüllerimizde, kalplerimizdeki yanlışlıkları düzeltmek içindir onlar. Onlar gönül sultanlarıdır. Peygamberler başla. Ya Allah Allah, çok memnun oldum diyor. Karıncadan öğreniyor Süleyman Aleyhisselam. Peki diyor, senin ismin niye Süleyman'dır? Bana onu söyler misin? Hel tedri lime sümmite Süleyman? Niçin sen Süleyman diye isimlendirildin biliyor musun? Söyle bana. Kale la. Hiç ben de onu düşünmedim diyor. Rabbim bana Süleyman ismini niye verdi acaba? Onu ben söyleyeyim. لِأَنَّكَ سَل۪يمُ الْقَلْبِ وَسَّطْرِ Süleyman kalbi sağlam, kalbi selim, göksü selim, göksünde, letaifinde en ufak bir yamukluk olmayan, selameti kalbe delalet eden ve kalbi salim, hani illa men etallahe bi kalbin selim ayette. Cennete gidecek olanlar kim? Kalpleri selim olandır. Selameti kalbe nail ve mazhar olanlardır. Ya Rab cümlemizi semül kalp, selimül kalp olanlardan eyle ya Rab. Binaenaleyh onun için Allah sana kalpleri sağlamlaştıran, gönülleri selamete erdiren Süleyman. Allah'ım onların şefaatine mazhar eyle. Sonra niçin sana lime sahharallahu taala lekerri? Allah sana rüzgarı niye emrine verdi? Çünkü Fatır suresinde de Cenab-ı Hak biz Süleyman'a bir emrine rüzgar verdik. O rüzgar onu istediği yere götürüyordu. Ordularını da sevk ediyordu. İniyor rüzgar, emrediyor bir rüzgar. Uçan daire Hazreti Süleyman'ın önüne 1000 kişiyi, 10 bin kişiyi o rüzgarın bulunduğu yere getiriyor. Emir veriyor. Anında rüzgar uçan daire gibi kaldırıyor. Bir saniye sonra dünyanın öbür tarafına götürüyor. Ayet. Onun emrine rüzgar verdik diyor Cenab-ı Hak. İstediği yere onu sevk ediyordu. Akşamlarda sal. Çünkü sana niye bu rüzgarı emrine verdi? Onu söyler misin bana diyor. Kim söylüyor bunu? Kim soruyor? Karınca. Diyor ki Allah Allah. Onu da bilemiyorum diyor. Hikmetini. Ha, onu da ben sana haber vereyim. Hazreti Allah sana rüzgarı emrine vermenin sebebi şudur. Rabbin Allah Teala kıyamete kadar geleceklere, hepimize şunu haber vermek için: İnne dünya küllü ari, dünyanın serveti, dünyanın makamı, mevkii, her şeyi, hayatı bir rüzgardan ibaret olduğunu anlatmak için. Ey makamlarına, mevkilerine güvenenler, benden daha kuvvetli devlet yoktur diyen süper devlet sahiplerine herkese mesaj var mı? Efendim? Hiç makamına, mevkine, gücüne, dünyanın süper devletiyim, her türlü imkan bendedir diye hiç güvenme. Hepsi bir rüzgardan ibarettir. Bir gün Allah onu diye başka tarafa doğru üfleyiverir. Bir gün onu, o süperliğini Allah süpürüverir de haberin bile olmaz. 70 yıllık komünist saltanatını Allah süpürdü mü? Efendim? Süpürdü. Öteki süperleri de süpürür. Her şey onun için. Hiçbir şeye güvenme diyor, saltanatına, o makama, mevkiye güvenilmemesini icap ettiği için hayatı dünyanın bir rüzgardan ibaret olduğunu, kim ona dayanırsa
efendim rüzgara itimat etmiş gibi olur ki rüzgar eserken rüzgar dayanayım dersen pat diye yere düşersin. Öyle değil mi? Rüzgar eserken o rüzgara dayanayım diye böyle ona doğru itimat eder, dayanırsan kendini yerde bulursun. Demek ki bunu anlatıyor rüzgarı emrine vermesi. Bunda bu delal. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluşmasında Hazreti Musa'ya bilmediklerini Allah'ımızın emriyle öğretmek üzere iki denizin kavuştuğu yerde buluştular. Buluştular da işte bana Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğretmekliğin şartıyla sana mürit olacağım dedi. Yani senin emrine gireceğim, ne istersen kabul edeceğim. Bu bize bir mesajdır. İnsanlığa mesajdır. Tamam mı efendiler? Ve burada daha bizim öğrenmek istediğimiz çok hususlar var. İnşallah onu da gelecek cumartesi sohbetine bırakalım. Ancak o ayetlere geldik. Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam neler yaptılar, neler konuştular, nelerle karşılaştılar. Öteki ayetleri gelecek sohbetimizde anlamaya çalışalım. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ama iki deryadan murat nedir dedik? Allahu Alem. Birçok manalara iki deryanı, iki denizin kavuştuğu yer işte Hazar Denizi ile efendim Karadeniz olabilir dedik. Nil'in aktığı yer olabilir dedik. Karadeniz'de Marmara'nın birleştiği yer olabilir dedik. Ama bütün bunlarla beraber şu da olabilir. İki derya. Efendiler, deryanın biri Hazreti Musa, deryanın diğeri de Hazreti Hızır. Deryayı Hızır'la deryayı Musa'nın bir araya gelişi anlatılıyor. Hazreti Musa nübüvvet deryası. Hazreti Hızır da ilmi ledün deryası. İkisi de asıl derya o. Bu dünya deryaları onun yanında bir damla bile değil. O ilahi hikmetler denizinin yanında. İşte benim aziz kardeşlerim, aramızda Allah'ın böyle görünmeyen güçleri vardır. Görünmeyen kuvvetleri vardır. Melekler ordusu vardır. Ama vardır. Aramızdadırlar. Öyle mi? Hızır Aleyhisselam, efendim İlyas Aleyhisselam, bunlar bizim dini eserlerimizde geçer. Allah onlara hayat vermiş. Cenab-ı Hak dualarını kabul etmiş. Bu ümmetten birer fert olmak istemişler. Bu şerefli ümmetin arasında dua ehli olarak bulunmaktadırlar. Biz ise o peygamberin doğrudan doğruya ümmeti olarak yaratılmışız. Aman kıymetimizi bilelim. İzzeti şerefi burada arayalım. Efendimize itaatta kusur etmeyelim. Sevgili peygamberimize efendim hürmette, muhabbette kusur etmeyerek evlad-ı ihalimize Allah'ın Resulünü öğretelim. Ve evlatlarımıza Kur'an öğretmekle, sevgili peygamberimizi sevdirmekle, evet, öteki vazifelerini yaptırmakla terbiyelendirelim. Saadet ve mutluluk burada. Bu ümmeti merhume, ümmetlerin en şereflisi, sevgili peygamberimizin sayesinde. Hızır Aleyhisselam peygamberimizin ümmeti olmasını istemiş. Hazreti İsa onun ümmeti olmasını istemiş. Nice peygamberler değil, bütün peygamberler. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Adem başta sevgili peygamberimizi tevessül ederek, onu vesile kılarak Allah'a dua etmişler. Ümmetlerinin saadet ve mutluluğunu istemişler. Ya Rab, ona gerçekten bizi ümmet eyle. Şefaatine mazhar eyle. Kusurlarımızı affeyle. Evlatlarımızı hidayetli eyle ya Rab. Ahir zamanın fitne ve fesadından bizleri ümmeti merhumeyi muhafaza eyle. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i şehadetiyle Rabbim cümlemize ihtitamlar nasibi müyesser eyle.
sevgili peygamberimizin ve bütün enbiya-ı zam hazaratımızın huzuru âlilerinde bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerimizin, bil cümle üstadlarımızın, âbâ ve ecdat, akraba ve taallukatımızın ve üzerimizde hakları bulunanların aziz ve temiz ruhları için, dünyevi ve uhrevi muratlarımızın husulü için, okuduklarımızın